Yani hepimiz sevdik Ezel'i. Cengiz de, Can da, ben de. Sonra işte buradayım. Bir şey demeyecek misiniz? Vay canına. Hamide Hanım, ceketimi getirir misin lütfen? Anneanne kurabiyesi yaptın mı? Bir dur, daha dün yedin. Tamam, durdum işte bir gün. Hadi ne olur. Kenan Bey'e bir şey söyleyin. Şekeri var, bir şey olacak, çok korkuyorum. Bir şey olmaz, sonra bir hafta yok söz. Ya güne başlamadan iki tane kurabiye çok mu Allah aşkına? Zaten bütün gün canımız çıkıyor, haksız mı? Siz hiç beklediğim gibi biri çıkmadınız. Öyle mi? Siz nasıl birini bekliyordunuz? Bilmem. Daha soğuk, daha katı birini. Evinizde uşaklar falan bekliyordum. Daha karanlık, daha ürkütücü bir yer belki. Ama burası daha çok şeye benziyor. Eve mi? Doğru, burası benim evim. Beklediğiniz gibi çıkmadığım için özür dilerim. Ama baksanıza Ezel de beklediğiniz gibi çıkmamış değil mi? Biz bütün gece Ezel'i konuştuk. Ne biliyoruz onun hakkında? Onun hakkında hiçbir şey bilmediğimizi. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sizin gibi. Benim gibi? Benim gizlediğim bir şey yok ki. Hayatım ortada. Ben birazdan yönetim kuruluna gidiyorum. Sonra bir bakanla öğle yemeği var. Sonra televizyon kanalında bir görüşmem var. Sonra da galiba Çin'den gelen bir ekip var, onlarla buluşacağım. Zor hayat. Zor. Zor ama güzel. Size bir şey söyleyeyim mi Eyşan? Ne olursa olsun, başımıza ne felaket gelirse gelsin, hayat çok güzel. Anneanne kurabiyesi Hamide Hanım. Lütfen. Ahmet Bey sizi istediğiniz yere bırakacak. Sonra? Sonra? Bakalım. Elimden geleni yapacağım. Günaydın Kaya, nasılsın? Günaydın efendim. Dün gece üçüncü. Yeni gün, yeni oyun. Neredeymiş? Bir yere gitmemiş. Ofiste şimdi. Arar mısın lütfen? Çalınca bana ver. Bir de inerken müziği değiştir, içim daraldı. Ramiz abi. Dün yeterince anlatamadım belki de kendimi. Ezel Bey. Biz de sizden söz ediyorduk Eyşan Hanım'la. Yok, anlatamamışım. Ezel, siz beni hep düşman sandınız kendinize. Sizinle bir bahse girelim mi? Hayır. Her şey bittiğinde, hani Casablanca filminin sonunda olduğu gibi, biz ikimiz yan yana yürüyeceğiz sizinle. Dayıyı bir daha aramayın. Ona bir şey der misiniz benim için rica etsem? Bende bir emaneti vardı. Gözüm gibi baktım ona. Onu almak ister mi? İletirim. Ne demek istedin? Onu boş ver sen Ezel. Boş ver. Ye. Hadi gel senden şöyle bir voltalayalım biz. Hadi. Yeğen,
Ne ateşlerde yandık seninle ben değil mi ha? Başka bir şey hatırlamıyorum ki dayı. Duydum ki hatırlamayı değil unutmayı seçmişsin. Getirin. Yanlış mı yapıyorum? Gel şöyle oturalım. Anlaşıldı. Söyle dayı, nerede yanlış yapıyorum? Duyduğumu söylüyorum yeğen. Ali ile Cengiz'i kışkışlamışsın. Geriye ne kaldı dayı? Öldüreyim mi? Yeterince adam öldü. Yeter. Buradan Eyşan'a gideceksin değil mi? Ne diyeceksin ona? Ona kim olduğumu söyleyeceğim. Sonra? Sonra... Söyle dayı, ne diyeceksin? Söyle, ben biliyorum seni. Affedeceksin diyeceksin. O kadın yılan diyeceksin. Kendini mahvedeceksin diyeceksin. Söyle dayı Allah aşkına, çok yorgunum. Söyle. Onlar da var. Bu kadın yılan. Ama sen diyeceksin ki... kardeşi için yapmış, ötekiler gibi değil. Sen ne diyorsun? Diyorsun ki ailesini seçmiş. Hı? Soruyorsun kendine, sen seçmez miydin? Bu kızın başka bir çaresi var mıydı? Diyorsun ki onca yıl intikam istediğim bir kadınla sen şimdi... Yok, o kadar uzun boylu değil. Diyorsun. Diyorsun. Kendine soruyorsun değil mi ye? Evet dayı. Evet. Onu da soruyorum. Ama imkansız. Onca sene nefret, onca sene kalbime kafamı kemiren şeyler imkansız. İmkansız ama soruyorum. Ne yapayım, günah mı? Söyle dayı, utandırıyor muyum seni? Getirin. Söyleyeyim yani. Biz seninle çok uzun yollar yürüdük. Çok ateşlerde yandık değil mi? Sen şimdi gitmek istiyorsun. Seni öldürenleri koyvermek istiyorsun. Hı? Yolun yolcusu olmak değil, yolunu kaybetmek istiyorsun. Dayı. Ve şimdi sen intikamdan vazgeçmek, onca yıl emek verdiğin, ter döktüğün her şeyi boş vermek, çekip gitmek istiyorsun. Asıl şimdi sen Ömer'i yok etmek ve çekip gitmek istiyorsun. Ben de diyorum ki... Şerefe ya. Şerefe. Sana uğurlar olsun. Sana bin kere helal olsun. Ben de diyorum ki çok yol yürüdük. Hele bir duralım. Bir soluklanalım. Kutlayalım. Değil mi yani? Ha? Artık suratındaki kaygı kaybolsun. Yüreğinde yeni umutlar yaşarsın yani. Hadi kutlayalım. Ciddi misin sen? Yeğen, sen yapacağını yaptın. Binlerce kere helal olsun sana. Sana bir şey söyleyeyim mi? Seninle Kenan arasındaki fark ne biliyor musun? Sen yolun sonuna geldiğinde anladın. Hadi, hadi kutlayalım. Çalın bakalım şuradan. Neşeli bir şey olsun, hüzünlü olmasın. Hadi. Hayali karşımda durur. Nazlı yarın hayali. Karadır kaşlar, ferman yazdırır. Oh.
Aşk beni de her diyar gezdirir. Lokman Hekim gelse yaram... Uyu sen, uyu. Bak, ninni gibi söylüyorum sana. Karadır kaşların, ferman yazdırır. Bu aşk beni diyar, diyar gezdirir. Lokman Hekim gelse yaram azdırır. Yaramı sarmaya yar kendi gelsin. Keyfin yerinde Ramiz. Ne güzel şey seni böyle görmek. Neşeliyim. Bu gece neşeliyim. İyi oldu değil mi dün gece? Olmaz olur mu Selma? Olmaz olur mu? Bizim küçücük delikanlı koskoca Kenan'ı yerle bir etti. Yani ben yapamazdım bu delikanlı yaptığı. Hey! Demek ki Kenan da yenilebiliyormuş. Bugünleri de gördük ya Ramiz. Gördük. Kutlamak gerek. Bu günleri kutlamak gerek. Çünkü benim kutlayacak fazla bir günüm kalmadı artık Selma. Ramiz. Bu çocuk da kutlasın. Biraz neşelensin. Silkinsin. Çünkü biz ikimiz kendi sonumuzu kendi alnımıza kendimiz yazdık. Deme böyle Ramiz. Aldık karşımıza en büyük zaafımızı. Ezel Eyşan'ı, ben Kenan'ı. O ikisi bizim sonumuz olacak. Bu sabah gördüm. Ne yapayım? Kaçarı yok. Niye? Çünkü bizim deli oğlan Ezel hala seviyor bu kızı deli gibi. Bana sorarsan inanmayacaksın ama ben de hala seviyorum kendi yarattığım o canavarı. Küçük bir sorun var. İstediğim kadar hesaplayayım her şeyi. Başa dönemem. Ramiz Karaeski, dayı,
İlk geldiği günü geri alamam. Onu buraya ayak bastığı gün, beni ben yapmadan önce öldüremem. Seni şöyle alalım. Tamam, ödeyeceğim dedim. Ama ödemedin güzel kardeşim. Bırak anacığım, tamam. Borcu nedir arkadaşım? Çok, sen mi ödeyeceksin? Ya, çocuğu bırakırsanız yarın o ödeyecek. Bırakmazsam? Bırakmazsan kardeş, siz ödersiniz. Gelişimde. İyi bilirim buraları. Nasıl yardım edebilirim sana? Borcunu öde. Ne yapmaya geldin? İstanbul'u bilmiyorsan zor olur. Başka yere benzemez burası. İstanbul da beni bilmiyor. Ben de başkasına benzemem. Ben de geleceğim seninle. Gelme. Dur, daha tanışmadık bile. Ben Kenan. Kenan Birkan. Senin ismin ne? Benim ismim Ramiz. Ramiz Karaeski. Derdi ben değilim ki. He? Derdi biz değiliz ki. Ömer. Gözdağı verdim ona. Arada ben varım dedim. O da sizi kullandı, beni aradan çekti. Söyledi zaten. Kendi söyledi zaten. Niye? Dayıya ulaşmak için. Geldi mi Ramiz abi? Vakit geldi Kenan. Nasıl yaptın abi? Bendim o. Bana nasıl yaptın? Eski ile yeninin farkını bilir misin Ramiz abi? Eski her zaman yeniye yenilir diye öğretmiştim sana. Sadece öğretmekle kalmadın. Senden eskilerin hepsini yendin. Yendim. İmkansız dediler sana. Suratına güldüler. Tek başına yapamazsın dediler. Yaptım. Nasıl yaptın? Hepsinden daha acımasızdım. Hepsinden daha hırslıydım. Hepsinden daha amansızdım. Ama artık öyle değilsin Ramiz abi. Artık yaşlandın. Zayıfladın. Vakit geldi abi. Yenilerin, eskilerin yerini alma vakti geldi artık. Senin beni durduracak gücün kalmadı. Sen de sadece bol laf. Eskimiş felsefe kaldı. Bende güç. Bende biraz yürek, biraz onur, biraz gurur, bir dirhem de bilek kaldı. Onların zamanı geçti Ramiz abi. Şimdi zaman
kazanmak için yüreğini, onurunu, gururunu hiçe sayanların zamanı. Sen de, senin yetiştirdiğin hayalperest çocuk da, benle, benim yetiştirdiğim kahramanla başa çıkamaz. Senin yetiştirdiğin, senin kahramanın ha? Benim kanım Kenan, benim kanım. Bir şey yapma Kenan. Yapacağım. Yaptırmam. Ezel'e bir şey yapma. Yapacağım. Yaptırmam Kenan, yaptırmam. İmkansız.